Diğer arkadaşımız bizden ruhsatını alacak ama yemini yaptıracağız. Yemini yaptıracağız. Cübbesini de giydireceğiz. Münevver Hanım bizde stajını yapmadı ama bu meslekte Ankara Barosu'nda stajını bitirdikten sonra Hatay Barosu'nda avukat olarak çalışmaya karar verdi. Biz bu kararından mutluyuz. Çünkü genç bir baro olma noktasında bir iddiamız var. Çok hızlı genç meslektaşlarımız aramıza katılıyor. Sayımız 1050'ye doğru geliyor. Kalabalık barolardan biriyiz. Bu açıdan da gençler oluşturuyor bizim gücümüzü. Ama bugün tabii 31 Mart bir hususu almadan geçme şansım yok. 31 Mart'ta bir sene önce meslektaşımız, savcı arkadaşımız Mehmet Selim Kiraz bir terör saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti. Onu saygıyla, rahmetle anıyoruz. Bu durum, bu katliamlar dilerim ülkemizde bir daha tekrar etmez, bir daha tecelli etmez. Yargı camiası olarak her daim bir tehlikenin içinde görev yapıyoruz. Hakimi de, savcısı da, avukatı da. Kimi zaman bir avukatın başına geliyor, kimi zaman bir hakimin başına geliyor, kimi zaman bir savcının başına geliyor ve bunların tabii olmamasını istiyoruz. Çünkü yargı camiasını ben bambaşka bir yere koyuyorum. Bu açıdan diliyorum ki bu gibi zordur meslek. Ben avukatlık mesleğini hep daha ayrı bir yere koyuyorum, zorluk olarak ayrı bir yere koyuyorum. Yargı camiasında aynı mesleği yapmamıza rağmen bir gerçekten hani genç bir arkadaşımın bu mesleğe başlamasında bir cesarete ihtiyacı var. Bu cesareti alırken hep bir bizim gözlerimize bakıyor ve diyor ki ben bu mesleği nasıl yapacağım? Biz de cesaret et, yaparsın diyoruz. Bu işin bir adımına bakar bu. Ve giderek meslekte ki avukatlık mesleği zorla yapılır hale getirir genç meslektaşlarım açısından. Dertlerinde gördükçe benim de inancım hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne olan inancım artıyor. Meslektaşlarımız hep hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, demokrasinin gelişimine kendilerini adamışlar. Tebrik ediyorum şimdi. Sayın Baro Başkanımızın ve ilgisine, alakasına teşekkür ederiz. Yargının bütün unsurları burada. Hatay'ın, İskenderun'un, seçkin insanlar burada. Kendi yeğenimin cübbe giderek yemin ettirilmesi bizim için bir onur meselesi. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Herkese nasip olmaz mı? Biz çok yapıyoruz bunu şimdi. Birlikte gidelim başkanım. Nasıl? Size olmazsınız. Birlikte gidelim. Cübbeyi çok giydiriyoruz ama bir amcaya, yeğeninin cübbesini giydirmek her zaman nasip olmaz. Bu önemli bir andır. Onun için bize vermişlerdi, alıp gitmiştik. HSK üyesinden, amcasından giydir. Artık ayrıcalık ne var? Yani ne diyeyim ya? Değerli misafirler, Münevver Durum'un hukuk fakültesi bitirdikten sonra İstanbul'da stajı bitirmiş. Başarılı çalışmalarını değerli bir hukukçu olarak hukuk camiasına hizmet etmek için aramıza katılmıştır. Kendisine bu meslek hayatında sağlıklı, huzurlu, başarılı bir dönem diliyorum. Hayırlı olsun diyorum. Hukuka, hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma, namusum ve vicdanım üzerine, namusum ve vicdanım üzerine, ant içerim. Ant içerim. Takdim edeceğim. Bu ruhsatnameyle avukatlık hak ve yetkilerinin tamamını kullanmaya başlayacağım bu yeminden sonra. Avukatlık olarak mesleğine aramıza hoş geldi. Bu emeğin ürünü olarak da hem ailesine hem de bu zamana kadar yetişmesinde katkıda bulunan bütün meslektaşlarıma ben çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.